Kimyasal bir proses tasarımında ısı değiştiriciler yani heat exchanger arkadaşlar olmazsa olmaz ünitelerden yani kısımlardan biridir. Şimdi bu videomuzda CAMCAD kullanarak bir ısı değiştirici nasıl dizaynı gerçekleştirilir onu göreceğiz. Örneğimizde arkadaşlar etilen glisol var. Sıcaklığı 350 Kelvin, basıncı 2 atmosferik basınç. Bu soğutulmak istenen. Sol taraftan da soğutucu Freon 12 dediğimiz renksiz bir gaz bu. Bunun da sıcaklığı 240 Kelvin ve 7 atmosferik basınçta. Akış hızı bunun verilmiş 10.560 kilogram bölü saat. Ama etilen glisolun verilmemiş. Zaten burada bu şu kadar miktarı kullanarak ne kadar etilen glisolü 300 Kelvin'e indirgeyebiliriz arkadaşlar. Burada amaç bu akımı 350 Kelvin'den 300'e indirmek. Burada da dizayn olarak istediğimiz Freon 12'nin de sıcaklığının 240 Kelvin'den 310 Kelvin'e ulaşmasını istiyoruz. Onun için burada değişkenimiz etilen glisolün akış miktarı olacak arkadaşlar. Bunu dizayn etmeye çalışacağız. Şimdi CAMCAD'e gidiyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? Isı değiştirici kısmından ısı değiştiriciyi seçelim arkadaşlar. Şu şekilde dizayn olarak şunu alabiliriz. Şu şekilde biraz daha büyütüyorum. Şimdi İki tane neyimiz var arkadaşlar? Beslememiz var. İki besleme olan bir ısı değiştirici. İki tane de elbette çıkan ürün kısmı var arkadaşlar. Şimdi birincisi şu şekilde. Yani bunu etilen glisol olarak algılarsak soğutulmak istenen akım, 350'de giren akım. Diğeri de diğer soğutucu akışkanımız yani Freon 12 240 Kelvin'de giriyor. Freon 12'nin çıktığı etilen glisolunda çıkış şey arkadaşlar. Şimdi formattan mühendislik engineering units formal essay diyelim. Burada neydi arkadaşlar? Kelvin atmosferik basınç kilogram bölü saat. Kelvin bunu atmosferik basınç yapalım. Bunu da kilogram yapalım arkadaşlar. Tamam, okey diyoruz. Thermophysical'dan komponent seçimi arkadaşlar. Neydi? Freon 12 idi. Freon 12'yi seçiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Diğerimiz de etilen glisol arkadaşlar. 135 no'lu komponent. Bunu da seçmiş olduk. Tamam, komponent seçimini bu şekilde tamamladıktan sonra karşımıza çıkan diyaloglarda okey diyoruz. Okey diyoruz. Tamam, burada UNIFAC kullanıldığı görüyorsunuz. Global Key Value Model. Okey diyoruz. Tamam. Şimdi bir numaralı akım isim olarak etilen glisol bölümü. Evet doğru yazmışım umarım. Sıcaklığı neydi arkadaşlar bunun? 350 Kelvin. 350 Kelvin. Basınç 2 atmosferik basınç. Daha akısını bilmiyorum. Bunu zaten hesaplamak istiyoruz. Burada da mol fraction diyelim. %100 veya weight fraction diyelim. Pardon. Yani kütlesel fraksiyon. %100 ne arkadaşlar? 1 olarak etilen glisol. Okey diyoruz. 2 numaralı akımı belirliyoruz. Bu deney Freon 12 akımı. Bunun giriş sıcaklığı 240 Kelvin, 7 atmosferik basınç. 240 Kelvin
7 atmosferik basınç. Giriş hızı da 10.560. Toplam şuradan weight fraction olarak şey yapacak olursak, şurası neydi arkadaşlar? 1 10.560 arkadaşlar. Kilogram bölü saatte giriyor. Flash diyoruz. Okey diyoruz arkadaşlar. Şimdi ısı değiştiriciyi dizayn etmeye geldi. Burada ne yapmak istiyoruz arkadaşlar? Calculate the flow of the stream 1. Yani etilen glisolün girişteki, yani şuradaki giriş akım miktarını buradan dizayn olarak tahmin et, bulmak istiyoruz arkadaşlar. Onun için 2'yi seçtim. 1, 2, 0, 1, 3 var. 1'i seçmiş oldum. Aynı şeyi Freon 12 için de yapabilirdik. Eğer bunun etilen glisolün şeyi belli olmuş olsaydı Freon 12'yi bulabilirdik. Ama biz burada etilen glisolü bulmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Enter to Specification en az 2 tane özellik girmemiz gerekiyor. Bunları da neydi arkadaşlar? Şimdi 3 numaralı akım Freon 12 idi. Çıkmak istediği şeyini 300 Kelvin Freon 12'nin şeyi. Diğeri de 310 Kelvin. Yani 3 numaralı Freon 12 300 Kelvin'de çıkmasını istiyoruz. Şeyin sıcaklığını da 310 Kelvin'e düşürmek istiyoruz. Ben az önce herhalde ters söyledim. Buradan düzeltebiliriz arkadaşlar. Okey diyoruz. Tamam, şu anda bütün specification'ları yani özellikleri girmiş olduk. Tanımlamış olduk. Ne yapıyoruz? Simülasyonu gerçekleştirdik. Evet, simülasyonu gerçekleştirdik. Bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Toplam akış diyor 5.723 kilogram bölü saat. Yani hesaplanan etilen glisolün 5.723, yani bunu 24 yapabiliriz. Kilogram bölü saati toplamda 10.560 kilogram bölü saat Freon 12 kullanarak 350'den, şunun sıcaklığı neydi arkadaşlar? 350'den nereye düşürülebilir? 310 Kelvin'e düşürülebiliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi rapor kısmında mass and energy balance kısmına baktığımız zaman burada ne var? İşte product streams vesaire. Freon 12 için input değerleri, output değerleri, kilogram bölü saat, toplamda verilen değerler. Unit'e geri dönecek olursak arkadaşlar, gördüğünüz gibi biz burada herhangi bir heat transfer coefficient, ısı transfer coefficient tanımlamadık. Isı transfer katsayısını. Buraya mesela 150 genelde tavsiye edilen olarak tanımlayacak olursak okey diyoruz arkadaşlar. Tekrar simülasyonu gerçekleştirecek olursak bakalım. Tekrar 5723 24 aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi buradan mesela hesaplanan heat duty dediğimiz yani ısı değiştiricinin saatte 588.48 megajül harcaması gerekiyor. Hesaplanan yani burada 150'yi zaten biz kendimiz girmiştik. Calculation araya işte gerekli olan toplam ısı transfer alanı 18.334. Şurayı az önce şurayı 150 girmeden tekrar gerçekleştirelim arkadaşlar. Bakalım. Tamam. Simülasyon. Burada bu sefer ya burayı hesaplamıyor arkadaşlar. Buraya az önce kendimiz girdiğimiz 150 girmiştik. Ondan dolayı göstermiştim. Yani kabaca bir ısı transferinin dizaynı bu şekilde gerçekleşti. Şimdi ısı değiştirici de ileride karşınıza çıkacak arkadaşlar. Özellikle 4. sınıfta tasarım ve bitirme ödevinde. Sizing dediğimiz yani boyutlandırma. Isı değiştiricinizi işte distilasyon kolonunu işte herhangi bir kullanmış olduğunuz diğer şeyleri boyutlandırma yapabilirsiniz. Burada örneğin shell tube dediğimiz zaman boyutlandırma yapmak istediğiniz şey birinci yani bir nolu şey olduğu için okey diyoruz. Daha sonra karşında diyor ki işte boyutlandırma yapmak istediğiniz akımı seçin. Biz Freon 12'yi seçiyoruz boyutlandırma yapmak istediğimiz.
Bunlar işte diğer karşısına çıkacak şeyler. İleride lazım olan şeyleri bu şekilde değiştirebilirsiniz. İşte ısı, sıcaklık değişim şey arkadaşlar. İşte şey 240'tan kaça çıkıyordu? 300'e. Diğeri de 310'dan 350'ye, 350'den 310'a düşüyordu. Delta H yani entalpi değişimi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde okey diyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Görüyorsunuz burada number of tubes yani ısı değiştiricideki tüp sayısı 1396. Bir tüpün dış çapı, duvar kalınlığı ısı değiştiricide. Yani bunlar design parametreleri. Şimdi pek lazım olmayabilir ama ileride lazım olacak. Tüp uzunluğu, diğer bilmemiz gereken işte bunlar arkadaşlar. Bunları kendiniz değiştirebilirsiniz, giriş yapabilirsiniz ve sonradan tekrar simülasyon gerçekleştirebilirsiniz. İşte shell diameter dediği yani shell var. Bir de içinde tüplerden oluşuyor arkadaşlar. Bu şekilde. Yani şöyle şey düşünecek olursanız büyük bir tane şey var. Shell dediğimiz. Bir de içinde küçük küçük şöyle tüplerin olduğunu varsayın. Yani ısı değiştiricilerin varsa olduğunu varsayın. İşte şu shell şeyi 1 metre arkadaşlar çapı. Yani şuradan şuraya kadar olan çapı tam ortadan çizmedim. Çizemedim gerçi ama 1 metre. Neyse bu şekilde. Okey diyoruz arkadaşlar. İşte tüp dediğimiz inlet yani iç çapı, dış çapı, shell'in iç çapı, dış çapı arkadaşlar. Vesaire. Bunları kendiniz değiştirebilirsiniz. Ben gösteriyorum. Diğer özellikleri buradan istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Okey diyorsunuz arkadaşlar. Mesela burada tübün yapıldığı malzeme görüyorsunuz. Bir sürü burada karbon steel, karbon çelik var ama bunları istediğinizi seçebilirsiniz bu şekilde. Tüp, diğer malzemeler bunlar arkadaşlar. Ya bu seçmiş olduğunuz her malzemeye göre arkadaşlar hesaplamanız değişecektir. Optional density dediğimiz yoğunluk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Okey diyoruz. Bunlar yine girebileceğiniz özellikler. Şimdi calculate dediğim zaman görüyorsunuz hesaplama gerçekleştirildi. Buradan sonuçları şey görebilirsiniz. İşte sonuçların özeti şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Isı hesaplamaları, gerekli olan tüp sayısı vesaire. Yani rapor vermek istiyorsanız çalıştığınız yerde veya herhangi bir ödevde bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz vesaire. Exit diyorum arkadaşlar. Exit no diyorum. Yani bu ne? Kabaca bir ısı değiştiricinin dizaynı ve boyutlandırmasını görmüş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere diliyorum. Görüşmek üzere.